Olay şurada, karşımızdaki mekanda oldu. Şehirde balık ekmek yerindeydim. İnsanların bir panik halinde sahile doğru koştuğunu gördüm. Baktığım 3 tane çocuk Batacika denizin içindeler. Biri tamamen elden ayaktan kesilmiş bir şekildeydi. Yukarıdan aşağı, kayalardan aşağı giderek koşuyordum. Ayaklarım kaydı. Fakat sahile döndüm. Sahilden beri tekrar elbiselerle beraber çocuğun üzerine gitmeye gittim. Çocuğa yanaştığımda boğaz çenemin civarlarındaydı derinlik. Çocuğa korkma dedim, seni buradan alacağım dedim. Tamam amca dedim, sakın bana saldırma, kucaklama beni dedim. Ben seni buradan bir şekilde çekip alacağım dedim. Fakat çocuğun yanına gitti, çocuk bana sarıldı. Elimi ayağıma kilitledi. Allah'tan yürüme alanı vardı da 3-5 metrelik, onu kıyıya aldım. Hani çok şöyle bir 5-6 metrelik daha şey olsaydı çocuk beni de boğabilirdi. Benden beraber orada müşterilerin de hareket halinde çocuklara koştuklarını gördüm. Öbür iki çocuğu da diğer müşteriler aldı. Burası bir kamp alanı değil. Yani buranın bir kamp alanı olabilmesi için buranın bir can güvenliğinin olması lazım. Kurtarıcısının olması lazım. Ya bu tamamen belediyenin dışında bir olay, gelişen bir olay yani. Ama bu olayımızı belediye başkanımız Sayın Hüseyin Tavlu da duymuş. Kendisi oraya bir can simit koyalım. 3-5-5-10 metre ipten bağlayıp hiç olmasa insanlara o şekil müdahale edelim gibi telkinde bulundu. Yani bundan sonra oraya bir yan simit konulacak. Anafor yapıyor yıldız denizlerinde, birden bakmışın diz kapağında olan deniz bir adım atınca boyunu aşabiliyor. Bu çocuk da böyle boğuluyordu zaten. O şekilde oldu. Buyur abi. Misafirlerimiz içeride yemeklerini yerken beraberinde 3-4 masa daha vardı. Ben de mekanımızın iç tarafındaydım. Çıkan siparişleri kontrol ediyordum. İçeriden yüksek ses ve panik havası hissettim. İlk ne olduğunu anlamaya çalışırken hani panik havasının daha fazla şiddetini fazlalaştığını hissettiğim an koşarak geldim. Ve ablamızın boğazına bir mısır tanesi kaçmış. Nefes alamıyor. Nefes alamadığından kaynaklı şey olmadı. Hamlenin ismini unuttum. Hemlik. Hemlikti. Onu... Buyur abi. Misafirlerimiz yemeklerini yerken beraberinde 3-4 masa daha vardı. Ben de mutfak bölümündeydim, mekanımızın iç tarafında çıkan siparişleri kontrol ediyordum. İçeriden bir bağırtı, çağırtı, hani bir panik havası hissettiğimde bu tarafa doğru bir yöneldim, bir baktım ne oluyor. Ve panik havasının ciddi bir konu olduğunu hissettiğimde koşarak geldim. Koşarak geldim, koşarak geldiğimde ablamız ayağa kalkmış, artık moralmaya başlamış yani, böyle nefesi kesilmiş. Direkt hemlik müdahalesinde bulundu. Hemlik müdahalesini bulandıktan sonra olay güzel sonuçlandı ve mısık tanesini boğazından çıkarttı abla o anki müdahaleyle birlikte.
Ondan sonra çok mutlu olduk. İşte alkışlar filan oldu. Şimdi bu hemlik müdahalesini bu işletmeyi açtığımızda işletmeyle birlikte bu müdahaleleri de bu olası durumlara karşı müdahale edebilmemiz için bunların da internet üzerinden çalışmasını işte bilgi amaçlı takip ettim ve faydasını gördüm. Çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz ablamızın o hemlik müdahalesiyle boğazından çıktığını Allah tekrar yaşatmasını nasip etmesin. Ama yaşatırsa da onu bağlama abi, yaşatırsa da bağlama.